Gel. Ha Cemil. Boris Efendi, bir misafirimiz var. Peki, al bakalım içeri, kimmiş? Mecid, Hamdi'nin oğlu bir ziyarete gelmiş Cemil. Boris Efendi. Hoş geldin. Rahatlıkla konuşabilirsin. Boris Efendi, babamla zamanında bazı işler yapmışsınız duyduğum kadarıyla. Ne gibi? Gümrüksüz mal. İstanbul'a gümrüksüz mal getirdik. Evet, çok karlı bir iştir. Yanında güvendiğin adamlar olursa. Babanın burada olduğundan haberi var mı? Aa. Demek artık büyüdün. Delikanlı oldun. Kendi kararını kendin vermek istiyorsun, öyle mi? Seni anlıyorum aslında. Liman, hamallar insanı çok yorar. Alın teriyle para kazanmanın hiçbir kötü yanı yoktur, aksine. Ama istediğin gibi bir hayat yaşayabilir misin? Zor. Sen en iyisi bir babanla konuş. Dediğiniz gibi Boris Efendi, kendi kararımı kendim verebilirim. Gerçek bir iş istersem uğrayabileceğimi söylemiştiniz. Ah şu gençler, hayalleri her zaman büyük olur değil mi Cemil? Hayatın değeri ne kadar uzun yaşadığınla değil, ne kadar iyi yaşadığınla ölçülür. Sence de öyle mi Mecid? Ama maalesef iyi bir hayat sadece elinde gücü olanlara bahşedilmiştir. İşte insanlar bunu bir anlayabilse. Öyle sanıyorum ki sen bunu fark etmişsin. Güzel. O halde bizden haber bekle. Senden bir ricamız olursa Cemil sana iletecektir. Sağ olun Boris Efendi. Mecid, benim yanımda yer almakla doğru bir karar verdin bence. Boris Efendi, gümrük kaçakçılığı bizim için küçük bir iş, değil mi? Elbette. Ama sana zamanında bir şey söylemiştim Cemil. Galata Limanı'nı kontrol eden İstanbul'u kontrol eder. Belli ki Hamdi kocamaya başladı artık, oğlu tek başına buraya geldiğine göre. Mecid hırslı, açgözlü bir çocuk. Açgözlülük insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar. Ve insan o yola bir kere girdi mi, onu idare etmekten daha kolay bir şey yoktur artık.